Selamlar bropalar, bir diğer Premiere Pro kursunda yine karşınızdayım. Şimdi bu derste de proje açmayı göstereceğim. Sekans açmayı göstereceğim. Yani bu projeden bahsetmiyorum. Bu proje açmayı zaten gördük. Sekans açmayı ve bunların ayarlarını göstereceğiz. İlk önce şöyle söyleyeyim. Şuradan masaüstümüzden videolarımızı açalım hemen. Bu videolarımızın içindeki mesela az önce bir önceki videomuzda çektik attık değil mi bu videoları? Aynı şekilde çekip atalım. Import. Bu şekilde import edelim. Proje bölümümüze yalnız. Bakın proje bölümümüze import edelim. Gelip şuradan işte şuraya mesela efekt kontrolse atamazsın bunu. Bunun atıldığı yerler var. Sen bunu proje kısmına atacaksın. Proje kısmına attıktan sonra biz videolarımızı attık. Şimdi yeni bir sekans oluşturacağız. Sekans kelimesi çok kafa karıştırıcı olabilir ama zaten yer yer öğrenirsin. İşte proje. Yapacağım proje. Proje ekranı. Buradan ekrandan şuraya tıklayıp yeni bir sekans açabilirsin veya şöyle diyeyim. Şuradan new deyip yeni bir sekans açabilirsin. File new. Ben bunu buradan açıyorum. Şuradan tıkladım. Yeni bir sekans oluşturacağım. Şimdi sekansın ayarları geldi. Bura çok karman çorman gözüküyor. Bunlarla hiçbir işin yok. Burada hiçbir hazır ayarı kullanmayacaksın. Kapatacaksın bunları. Bunların hiçbir işin yok bunlarla. Ya bura senin alakasız. Sen buradan new sekansa geldikten sonra settings'e geliyorsun ve buradan kendi projeni oluşturuyorsun. Çünkü sen ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Bilmiyorsan da öğreneceksin. Çünkü burada hazır ayar kullanan videocu olmaz. Sen projeni açacaksın, kendin kullanacaksın. Editing mode dediği bir şey var. Bunu geleceksin. En başta custom seçeceksin. Custom ne? Ben yapmak istiyorum. Bütün ayarlarını ben gireceğim. Sen bana karışma diyeceksin. Time base dediği bölüm var. Time base FPS. FPS'i sana nasıl açıklayayım? Bir video nasıl oluşur? Bir video karelerin toplamıdır. Yani sen bir saniyede 25 tane fotoğraf çekersen bu 25 FPS'lik bir video olur. Yani çünkü videonun mantığı hızlı hızlı fotoğraf çekmektir. Sen 25 tane video çekersin bir saniyede o 25 karelik bir video olur. 60 tane fotoğraf çekersen 60 karelik bir video olur. Aslında yani fotoğrafın mantığı budur. Tabii ki video kameralar fotoğraf çekmez sürekli. Sana bir video dosyası verir. Ama mantığı budur yani. Bir saniyede kaç tane kare var? Kare. Bakın fotoğraftan kastım kare. Kaç tane kare var? Mesela sen YouTube'da bir video izliyorsun. Yazıyor ki 1080-60. İşte bu videoyu izlerken diyorsun ki ya bu video çok kaliteli. Veya işte bu video çok akışkan. Akıyor böyle. Çok kaya kaya gidiyor. Hani o dediğin şey var ya. O işte FPS. FPS'in mantığını zaten kavrarsın. Hatta bunun hakkında çekilmiş çok güzel videolar var. Olmaz öyle saçma şey diye bir seri vardı YouTube'da. Orada 20-25 dakika kadar FPS anlatılıyordu. Eğlenceli bir ağızla. Kesinlikle tavsiye ederim. O seriyi de çok severim. FPS'in mantığını kavradın veya biliyorsun. Ya çoğu insan da bilir aslında ama bilmeyenler için söyleyeyim. Burada FPS'ini seçiyorsun. Sinema için genelde 24 ve 25 kare kullanılır. İnsan gözünün alıştığı kare sayıları derler bunlara. YouTube için 30 da kullanılır video klipler için. 60 FPS biraz daha vlog içindir. Mesela bu sinematik görünmez. Her şey çok akıcıdır. Mesela 60 FPS filmler olmaz zaten de olursa da çok kötü olur. Çünkü her ayrıntıyı görürsün. Bunun bilimsel açıklamasını yapmayayım şimdi burada videoyu uzatmayayım. Sen burada kare sayını seçiyorsun. Ya 25 seçersin, ya 30 seçersin, ya 60 seçersin. Belki 23-976 seçersin sinemacıysan vesaire. Ben genelde video kliplerde 25 kare kullanıyorum. 25 karemizi seçtik. Veya sen videonu hangi kare sayısına göre seçtiysen onu ayarlaman lazım. Şimdi burada frame size diyor. Bunu YouTube için video hazırlayanlar için standartı budur. 1920. 1080 standart yani 1920 üstten bakarsan boyu yani ne derler eni aslında horizontal yani yukarıdan aşağıya uzunluğu da 1080 dikdörtgen aslında hani anladın mı dikdörtgen bir video 16'ya 9 boyu yani üst 16 sağ 9 bunu 4K yapmak için 3840 yazarsın şuraya da gelirsin 2160 yaparsın. Bakın yine 16.9 oldu. Ne yaptık biliyor musun? 1920 yazıyordu ya. Onu 2 ile çarptık 3840 etti. 1080 yazıyordu. Onu 2 ile çarptık 2160 etti. Çünkü 4K hani bunların sayılarında 4K 1080'in 2 katı olduğu için böyle bir hesaplama yaptık. Biz yine 1920 1081 proje açıyoruz. Ve burada piksel aspect ratio var. Sen bunu direkt şunu seçeceksin. 1.0. Bunları değişirsen yani başka bir
şey seçenek seçersen bu senin boyunla oynayacaktır. Sen 1.0 seçiyorsun. Hiç yani sen benim çözünürlüğüme dokunma diyorsun. Ben 1920-1080 oluşturacağım. Bunların sana açıklamasını yapmıyorum. Çok uzun sürer. Burada Files diye bir bölüm var. No Files diyorsun. Bunlar senin bilgisayarını kasacaktır. Bunlar da taramalı eski videolarda kullanılan çözüm yönleridir. Sen No File seçiyorsun. Hiç uğraşmıyorsun bunlarla. Display formatta sen burada ne seçtiysen 25 FPS time code. 30 seçseydik burada 30 FPS time kodu seçecektik. Proje açmamız da bu şekilde. Ve burada audio diyor. Sample rate 48.000 44.100. Bu sesten çok anlayan arkadaşlardan dinlemeniz daha iyi olur. Ben 48.000 Hz kullanıyorum. Bunun farkları uzun videolarda fark ediyor ama size açıklamasını yapamam. Çok önemli değil açıkçası. 48.000 Hz'i seçiyorsunuz. Tabii ki ses ile uğraşanlar için önemlidir, bilmiyorum. Ama 48.000 Hz için zaten bu standarttır. Burada da Preview File Format diyor. Yani senin izleme ekranını sağlayan format. Sen bunları seçersen kasabilir. Sen iframe only MPEG diyorsun. İşte MP4 olarak falan filan oynat gibi bir seçenek olması gerekiyor. Bunları seçtikten sonra şurada seçenekler var. Maksimum bit derinliği diyor. Sen bunu seçmiyorsun çünkü bilgisayarını kasacaktır ama kaliteli bir proje yapıyorsan seç, bilgisayarın kasa kasa olsun. Aynı şekilde bu ikisini de seç. Maksimum render kalite. Hani çıktı kalitesi. Çok kasar bilgisayarını. Çıktı alırken de çok kasar. Yani kaydederken de çok kasar. Videoyla uğraşırken de çok kasar. O yüzden aslında çok seçilmemesi gereken şeylerdir. En azından YouTube videosu için ama çok kaliteli bir iş yapıyorsan seçiyorsun bunları. Ben seçmiyorum çok genellikle. Şurada sequence name diye bir şey var. Bu da projemizin yani sekansımızın ismi. Diyelim ki ağaç montajı diye bir video yapıyorsak bunun ismini ağaç montajı yapıyoruz ve bütün ayarlarımız burada. Senin bununla uğraşmana gerek yok. Veya senin şunlarla uğraşmana gerek yok. Bunlarla da uğraşacaksın ama ya hiç gerek yok. Diyor ki kaç tane video katmanı atayım. Ya sen zaten bunları sonradan değiştirebiliyorsun. Buna hiç girme. VR videoya da zaten girme. VR video ayrı bir olay. Tamam, bu şekilde projemizi ayarladık. Okey dedik. Artık bu tarz bir projemiz açılmış oldu. Bu projemizi açtıktan sonra istediğimiz videoyu içine atıyoruz ve diyor ki İşte bu diyor senin videon sekansınla aynı çözünürlükte işte aynı FPS'te değil. Yani bunlar sen farklı açmışsın diyor. Bakın Ctrl Z yapalım. Bunun proje değerleri neymiş? Sağ tıklayalım. Şuradan Properties diye bu videonun değerlerini görüyoruz. Diyor ki bu video 4K ama sen 1080 açmışsın projeni. Okey. Bu videonun frame rate'i 23.976. Sen projeni 25 FPS açtın diyor. Bakın bunlar farklı diyor. Hani anladın mı? Sen bu projeyi içeri aktarmak ister misin? Biz her zaman keep'i kullanacağız. Çünkü biz ne açtığımızı biliyoruz. Tabii ki şu an açtığım proje, açtığım sekans yanlış. Çünkü bunlarla eşlenik olması gerekiyordu. Ben size öylesini açtım. Çünkü bu videoları zaten sizin çektiğiniz videolar genelde 30 FPS olacak, 60 FPS olacak. 23.976 video çekecek. Yani profesyonel işler onları. Onlara hiç girmeyeceksiniz. O yüzden ben size açmanız gereken proje boyutunu söyledim. 25 FPS açın, 30 FPS açın. Vlog falan çekiyorsanız, kameranız da 60 FPS çekiyorsa, kameranız 60 FPS çekiyor ise o zaman 60 FPS'i de seçin kardeşim. Ama 60 FPS çekmedim, ben 60 FPS proje açacağım. İşte videom akışkan olsun. Öyle bir şey yok. Videonun hamali 60 FPS olmak zorunda. Bunu da anladıktan sonra diyorum ki çek at. Şimdi diyor ki seninki eşlenik değil. Ne yapayım? Change sequence setting derseniz bu ne yapar biliyor musun? 4K bir projeye dönüştürür bizim açtığımız sekansı. Bütün ayarları sıfırlar. Der ki ben videom neyse aynısını açacağım. 4K yapacağım, 23.976 yapacağım. Sen de diyorsun ki keep. Kardeşim keep lan. Yapma, değiştirme. Sana ne var? Benim videom neyse ney? Anladın mı? Diyor ki bunu always ask diyor. Yani bunu sürekli sorayım mı diyor. Sen de diyorsun ki sürekli sor kardeşim. Hatta bunu seçenekte bunu keep dediğinde bundan sonra bütün videolarında keep yapacak. Yani bu ekran çıkmayacak ama bunu sürekli sorsun. Belki bir hata yapıyorsan uyarmış olur. Derim ki yok kardeşim sen 4K videomu içeri aktar ama ben projemi 1080 yapmak istiyorum. Ben çünkü YouTube'da 1080 yayınlayacağım. Bana ne istersen 8K çeksen videonu. Benlik bir şey değil o. Ben videomu 1080 yayınlayacağım için senin ayarların umurumda değil diyorsun ve keep diyorsun. Bakın videomuz aslında şu an yaklaştı. Bakın aslında videomuz şu an 4K'ya. Şöyle uzaklaşınca görebiliyor muyuz? Şöyle görebiliyoruz tabii ki de. Mesela videomuzun motion kısmına tıklarsak bakın videomuz aslında bu. Ama diyor ki sen 1080 açtığın için ben videonun bu kadarını kullandım. Diğeri dışında kaldı. Tamam sorun değil abi. Ne yapacaksın?
4K 1080'in 2 katı olduğu için scale diyor. Bu scale'in birazdan bu ekranın tamamını anlattığımda ne işe yaradığını anlayacaksın. Hızlıca söyleyeyim. Scale zoom'dur. Videoya yapacağın zoom hareketi. 50 yaparsan bakın, çünkü yarı yarıya düşürdük. Yarı yarıya düşürdüğümüzde scale'i oynatmış olduk. Bu şekilde videomuzu içine sığdırdık. Bu kadar. Bakın artık videomuz tam içine sığmış oldu. Çünkü dedik ki yarı yarıya düşür. Az önce neydi? Bu şekil yakındı, gördünüz mü? Ama biz ne yaptık? 50 yaptık. Bu tarz videomuzun ayarlarıyla oynadık. Proje açma ekranımız da bu şekilde. Az önce gördüğünüz gibi sekans videosunu anlamadıysanız bir daha izleyin. Aslında güzel anlattım. Kötü anlatmadım. Hakkımı da yemeyin şimdi bropalar. Evet, proje açtık. İçimize de videomuzu aktardık. İçimize ne ya? İçine de videoyu aktardık. Bundan sonraki derslerde tekrar görüşmek üzere bropalar. Bir diğer derste görüşürüz. Hadi geç. Bir diğer derse geç de anlatalım bakalım. Yine ne anlatıyoruz? Yine neyin boşunu yapıyoruz? Bye bye.